arkadaşlar, efsane bir konu için Gönül Hoca aramızda. Evet, benim hocam. Çok merak ettiğim şeyler var bunun içerisinde. Bazı kritik yazım yanlışları, değil mi? Evet, birazcık zorlayıcı. Aslında herkesin bilmediği ama düşününce, mantıksal hareket edince yapabileceğimiz şeyler. Yani ben bazılarına bakıyorum, hani o kadar çok hatalı kullanılıyormuş ki. Evet. Mesela şoför mü, şoför mü? Şoför olur mu hocam? Şoför. Olur mu hocam ya? Şoför. Şoför diye aslında söylenişte bir şey var ama söyleniş kolaylığı sağlıyor bize. Öyle koyarsak hemen olur gibi ama aslında şoför. Mesela pantolon değil mi? Aile mi söyledin hocam? Evet. Hayır, pantolon. Çünkü bize ait bir sözcük değil ya. Başkalarının sözcüklerini de değiştirmeye gerek yok diyoruz. Bir de çok yapılan şey herkes, herkes. Şimdi yazarken farklı, söylerken farklı galiba bu. Hayır, aslında herkes diye söylüyoruz ama neden herkes demek daha zor gibi geliyor bana, ya da ben belki işin birazcık püf noktasını bildiğim için öyle oluyor olabilir ama. Olabilir. Herkes olacak. Her kesimden insan diyoruz ya hocam. Aklınızda evet. Böyle kalabilir aslında. O zaman S ile. S ile, evet. Son bir tane sorayım. Tamam. Mesela çok duyduğum bir yanlış daha. Palyanço mu yoksa palyaço mu yoksa palyanço mu? Palyaço hocam. Arada palyaço. Yok. Evet, gereksiz yere harf sokmaya gerek yok. Palyaço onun aslı. Harf bol olunca kullanıyoruz. Evet, ama palyanço demesi de böyle birazcık zor değil mi zaten? Yani nazalları çıkarmak zordur ya her zaman. Palyaço daha kolay. Son bir tane. Bakalım burada ne diyeceksin? Hadi bakalım. Tehdit. Tehdit dedin galiba. Evet. Tit. Evet. Tehdit diyemeyiz hocam. O zaman böyle dedim. Tık 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 gibi bir şey oluyor. Zor zaten söylemesi, tehdit olacak. Tehdit. Hiddetlenmekten aklında kalabilir belki. Hani böyle, evet, sinirleniyorsun, mantıklı. Sonra hı yapıyorsun. Sana şunu yaparım diyorsun ya. Oradan aklında kalırsa tehdit olduğunu da anlarsın. Arkadaşlar, bence çok değerli bir konu. Zaten bunun ilk bölümü de çok kritikti. Evet. Bu da sanırım onu tamamlıyor, değil mi? Bu da onu tamamlıyor. Birazcık daha kolay ama akılda tutması için kuralları olan konuları bir araya toplamış olduk. Arkadaşlar, ben dakikaları sayıyorum bir an önce başlasın diye. Başlayalım tamam. Mı Gönül Hocam? Başlayalım hocam. 3, 2, 1. Evet, ilk kısmını anlattığımız yazım kurallarından sonra şimdi ikinci kısmındayız tekrardan. Bu videomuzda nelerimiz var bizim, hemen onlara bakalım. Şimdi yazım kurallarının ikinci kısmında birazcık daha zorlanmadıklarımızı biz bıraktık aslında. Kolaylık yaptık sizin için. Sayıların yazımı, kısaltmaların yazımı. Aa pardon, birleşik sözcükler varmış burada, unutmuşuz. Birleşik sözcüklerin yazımı ve yazımı karıştırılan sözcükler var ama sakın korkmayın. Bunları o kadar kolay bir şekilde anlatacağız ki küçük püf noktalarıyla asla yanlış yapmadan yolunuza devam edebileceksiniz. Neden? Çünkü daha önce de söyledik, güzel dilimizi doğru ve güzel kullanmak hepimizin vatandaşlık görevi. Sayıların yazımıyla başlayalım. Bunu nerede kullanıyorsunuz? Hayatımızın her alanında var aslında. Matematikte, fende, hatta inkılap tarihinde bile var. İngilizce'de de var diyebiliyorum. Zira onlar da sayı kullanıyor. Her yerde kullanıyoruz. O yüzden doğru kullanmak önemli aslında. Bazen bizi zor duruma düşürebiliyor. Birden fazla kelimeden oluşan sayılar ayrı yazılırlar. Şimdi bunları yazarken biz tabii ki metnin içinde düşüneceğimiz için rakamla değil de yazıyla yazdığımız konular bunlar. Onları da farklı bir şey olursa zaten ifade edeceğiz özellikle. Birden fazla kelimeden oluşacak. Mesela 13. Nasıl yazacaksın? Ayrı. Bunu birleştirmek için herhangi bir sebep yok zaten. Ayrı ayrı iki tane sözcüğü normalde de nasıl yazıyorsak sayıları da yazarken öyle yazacağız. 13. Hadi biraz daha yükseltelim bunu. Diyorum ki sana 152. 100 farklı bir sözcük. 50 farklı bir sözcük. 2 farklı bir sözcük. O yüzden hepsini ayrı ayrı yazıyorsun. Mantık bu. Sıra sayıları rakamla ya da yazıyla yazılabilir. Sınavda 3. oldum da diyebilirsin. Sınavda 3. oldum da diyebilirsin. Bu şekilde yazabilirsin. Sayılarda kesirler virgülle ayrılır. Zaten bunu matematikte de biliyorsun. Diğer derslerden de biliyorsun. Ne diyelim? 2,5 kilogram un aldım. Şimdi buradaki nokta değil. Bunu yanlış yapıyorsun bazen ya da dijital yerlerde nokta olarak gördüğün için öyle kafanda kalıyor ama hayır. Eğer ki kesir varsa bunu virgül değil, virgül koymak zorundasın. Nokta değil. O yüzden önemli.
Biz sayıları yazıyla yazdığımızda bitişik yazdığımız tek bir yer var ama zannedersem siz bunu kullanmazsınız diye düşünüyoruz. Yine de biz söyleyelim. Çek, senet ve benzeri ticari işlemlerde geçen sayılar bitişik yazılır. Nasıl mesela? 12.350. Neden bunu böyle yazıyoruz? Çünkü başına da sonuna da şöyle işaretler koyarlar. Hatta göreniniz vardır belki. Araya başka bir sayı girmesin. Bu 12.000, 112.000 olmasın diye bunu böyle bitişik yazıyoruz. Sadece burada. Başka da bir istisnası yok. 4 ve 4'ten çok rakamlı sayılar. Hemen yazalım. 1988 yazayım mesela buraya. Sondan sayılmak üzere üçlü gruplara ayrılarak yazılıyormuş. 1, 2, 3 ayırdım ve aralarına nokta konuyormuş. Hepsi bu kadar. 1000'den sonra noktayı koyuyorum yani. Daha büyük bir sayı yazalım. 196.838. 1, 2, 3 koydum. Buraya noktayı koyuyorum. 196.838. Sadece 1000'leri ayırıyoruz. İşte sondan başlayarak sayıyoruz. 3'ten sonra noktayı koyuyoruz. Üleştirme sayıları yazıyla belirtilir. Asla rakamla yazılmaz. En çok yaptığınız yazım yanlışlarından bir tanesi. Peki üleştirme ne? Üleştirme paylaştırma demek. 3'er, 5'er, 10'ar. Bunları yazıyla yazıyoruz. Yani şu şekilde yazmak yanlış arkadaşım. Sakın yazma. Bizim doğrumuz şu yazıyla olan, rakamlı olan değil. Geldik kısaltmaların yazımına. Bak hemen sayılar bitti, gördün mü? Kısaltmalar da gayet kolay. Terim ya da özel ad ve herhangi bir sözcüğün içermiş olduğu harf ya da harfleri kullanarak yapılan ifadelere... Konumuz da bu zaten. Kısaltma denir. Şimdi bazen kısaltmalar, büyük harfle yapılan kısaltmalarda özellikle bazen birden fazla sözcüğün ilk harfi alınarak da yapılabilir. Bazen nasıl olduğu pek bilinmez. Sözcüklerin işte ilk üç harfi alınır, diğer sözcüğün tek harfi alınabilir falan. Böyle şeyler var. O yüzden biz bu kuralı hepsinin ilk harfleri alınır ya da bazılarının iki harfi, üç harfi diye söylemiyoruz böyle bir şey. O yüzden bu tarz şeyler önemli değil. Bizim bilmemiz gereken farklı unsurlar var. Bunlardan bir tanesi büyük harfle yapılan kısaltmalara getirilen eklerde kısaltmanın son harfinin okunuşu dikkate alınır. Ve her zaman çok kibar insanlar olduğumuz için kısaltmaların son harfleri hep ince okunur. Yani TDK demezsin, TDK dersin. DSİ'den bunun ne olduğunu bilmene gerek yok. Bu devlet su işlerinin kısaltması ama senin bunu bilmene gerek yok. Çünkü ben kısaltmayı nasıl okuyorsam getirdiğim eki de ona göre getiriyorum. DSİ'den bildiğin bir şey söyleyeyim. TDK değil, TDK. Her zaman ince, her zaman kibar okuyoruz. Buna getirdiğim ek kısaltmanın son harfinin okunuşuna göre K, Y ya da K, Nin demem lazım. Büyük harfle yapıldığı halde bir kelime gibi okunan kısaltmalara getirilen eklerde kısaltmanın okunuşu esas alınır. Aselsan diye okuyabiliyorum bunu. Askeri elektronik sanayi tabii ki bu. Ama bunu bilmene gerek yok. Kuruluşu da birazcık farklı çünkü. Aselsan diye okuyabiliyorsam ASELSAN dememe gerek yok. Aselsan'dan diyoruz. En çok bildiklerinizden bir tane yazalım yine. TÜBİTAK'tan ya da TÜBİTAK'ın diyorum. Nasıl okuyorsam öyle yazıyorum aslında. Sonunda K var. K'nin demiyorum. Öyle yazarsam yanlış yazmış olurum. Bunun açılımını zaten biliyorsunuz ama Türkiye Bilim ve Teknolojik Araştırma Kurumu olduğunu hepiniz biliyorsunuz. Bunun açılımını bilmene gerek yok. Nasıl okuyorsan kısaltma sonuçta adı. O şekilde de ekine getiriyorsun. Küçük harfle yapılan kısaltmalara getirilen eklerde sözcüğün okunuşu esas alınacak. Şimdi burada KG yazıyor. KG neyin kısaltması? Kilogram. Büyük harfle yapılanlarda kısaltmanın okunuşu esastı. Küçük harfle olan kısaltmalarda da sözcüğün okunuşu esas. 5 kilogramlık diyeceğim. 5 kg'lik dersem eğer ki buna yani şöyle yazarsam yanlış yazmış olurum. O yüzden 5 kilogramlık. Almanca'nın kısaltmasını yazalım. Almanca'dan. Bu şekilde okunuşunu yazıyoruz. İşte 25 metrelik kumaş. Bazen tabii ki kısaltması da uzun okunuşu da aynı olabiliyor. Ama önemli olan bu. Sözcüğün okunuşu esas alınacak. Kısaltmalara getirilen eklerde ses olayları dikkate alınır. Fisko birlik ten demişiz mesela. Burada ne var? Sonunda sert bir sessiz var. Buna gelen eklerde de bu sert ünsüz benzeşmesine uymasını sağlıyoruz. Getirdiğimiz eklerin fisko birlik den deseydik yanlış yapmış olacaktık tabii ki. Başka ne diyebiliriz? Mesela meb de.
ya da MEBE. Sonuna Milli Eğitim Bakanlığı dedi diye A getirmiyorum yani. Nasıl okuyorsam kısaltmayı ona göre, ünlü ya da ünsüz uyumlarına göre eklerimi getiriyorum. Sonunda nokta bulunan ve üslü ifadesi bulunan kısaltmalara getirilen ekler kesme işaretiyle ayrılmaz. Bak 40 cm kare derken buraya kareyi koymuşuz. Kesme işareti de koymaya gerek yok. Çünkü o kare zaten eki ayırmış kendisinden. Yüzyıl da diyebilirim. Yine şurada Almanca'dan örneğini vermişim zaten. Orada da hemen kendisinden sonra kesme işaretine gerek kalmamış. O yüzden eğer ki üst ifadesi varsa ve sonunda nokta varsa kesme işaretine gerek yok. Zaten ayırıcı var diyoruz. Mantık bu. Birleşik sözcüklerin yazımı. Hangileri bitişik yazılıyor, hangileri ayrı yazılıyordu, nasıl hesaplayacağız bunları? Aslında kolay bir yöntemi var. Birleşim sırasında ses düşmesi veya ses türemesi olayının gerçekleştiği sözcükler bitişik yazılıyor. Önce bitişik yazılanları anlatalım. Kaydolmak. Kaydolmak aslında nedir? Kayıt artı olmak sözcüğünden birleşmiştir. Ama buradaki ı düştüğü için ve buradaki d yumuşadığı için ne olmuş? Kaydolmak şekline gelmiş. Bu ı düştüğü için de bitişik yazıyoruz bunu. Başka bir şey yazalım. Hissetmek. Şimdi bu nedir? His ve etmek sözcüklerinin bir araya gelmiş halidir. Burada bir S türemiş hiç ortada yokken, işte bu türediği için ortada, biz bunu his etmek şeklinde yazamıyoruz. Söylerken de zaten sana güzel duygular his ediyorum demezsin. Hissediyorum dersin. Oradaki S otomatik olarak çıkar. O yüzden de hiç gerek yok. Ayrı yazmıyoruz. Bitişik yazıyoruz. Kelimelerden biri veya sadece ikincisi anlam değişikliğine uğrayan sözcükler. Bunlar her şey olabilir. Bitki isimleri, hayvan isimleri, alet isimleri, yiyecek isimleri ya da herhangi bir şekilde karşımıza çıkmış birleşik sözcükler ama anlamlarını koruyordur. O yüzden korumuyordur, pardon, bitişik yazabiliriz. Mesela evinizdeki aletlerden bir tanesi karga burnu. Karga burnu aslında pense gibi bir alettir. Karganın burnuyla alakası var mı? Belki benzerlik ilgisi olabilir ama bir alakası yok kargadan ve burundan, bağımsız bir alet. O yüzden bunu bitişik yazıyorum. Yine tatlı sevenler için hanım göbeği tatlısı. Bu da bir yemek ismi. Hanımla ve bir göbekle alakası olmadığı için bitişik yazdık. Bir veya iki ögesi emir kipiyle kurulan kalıplaşmış sözcükler. Ateşkes mesela. Ateşin kesilmesi ama gerçekten ateş kesiliyor. Yani savaşlar bitiyor ya da kavga varsa mecazi anlamda onun bitişi anlamına geliyor ama artık kalıplaştığı için biz bunu bitişik yazıyoruz. Çekyat. Bir eşya biliyorsunuz. İşte ne diyebiliriz? Bir hırsızlık olayının anlatırken kapkaç diyoruz. En, er, ir, mez, di ekleriyle kurulan kalıplaşmış birleşik sözcükler. Can kurtaranı örnek verdik. Gerçekten canı kurtarıyor ama. Nasıl bitişik yazıyoruz? Ama artık can kurtaran bir insan olduğu için bunları da kalıplaştığı için bitişik yazıyoruz. Var yemez. Ama bu da öğretmenim cimri demek zaten. Var ama yemiyor. Tamam ama bu artık böyle ne olmuş? Bir insana verilen lakap olmuş, kalıplaşmış. Bu yüzden bunları bitişik yazıyoruz. Mantığımız bu sadece. Ara yönleri belirten sözcükler. Ara yönler neler? Kuzeydoğu, güneybatı, işte güneydoğu gibi sözcükler. Bunları bitişik yazıyoruz. Tek bir yönü ifade ettiği için. Baş, a, baba, bey, efendi, hanım, nine, ev, hane, name, zade, zedde sözcükleriyle oluşturulanlar. Baş hemşire. Mesela hemşirelerin başı demek ama bitişik yazıyoruz. Elebaşı, bu aslında birazcık yaramazlık belirtisi olarak kullanıyoruz. Bunu da bitişik yazıyoruz. Aşçıbaşı, bunları bitişik yazabiliriz. Ne diyoruz? Deprem, zede. Bitişik yazıyoruz. İşte ağababamız bize şunları söyledi, bunları söyledi. Yöre dizilerinden çok fazla duyduğumuz bir şey. Ya da ağabey. Bunları bitişik yazıyoruz. Gelenekleşmiş olarak bitişik yazılan belgesizlik bildiren sözcükler. Birkaç, biraz, birçok. Aslında bunların bir mantığı var. Bir sözcüğüyle olanlarda özellikle. Mesela bir tane çok diyebilir misin? Birçok sorunum var. Bir tane çok. Oradaki bir sayı anlamı vermiyor. Sayılabilen, ölçülebilen bir anlamı olsaydı zaten ayrı yazardık onu mantık olarak. Ama burada belgesizlik anlamı kattığı için bitişik yazıyoruz. Çünkü belirsiz bir şeyi ifade ediyor. Biraz. Ne kadar? Bir taneden az mı? Yoksa bir tane artı yanında bir şeyler daha mı var? Hayır. Öyle değil. Belirsiz bir ifade olduğu için, sayı anlamını kaybettiği için, o yüzden nasıl yazacaksın? Bitişik yazacaksın. Herhangi.
Her sözcüğü ve hangi sözcüğü birleşmiş ama kastettiği anlam tek bir anlam olduğu için ve belirsizlik olduğu için de bitişik yazıyorsun. Somut olarak yer bildirmeyen alt, üst, üzeri sözcükleriyle kurulan birleşik sözcükler. Ayak altı. Ayak altında dolaşmadan şu ortalığı bir süpüreyim diyorsun. Ayağının altında mı? Burada dolaşabilme ihtimali yok zaten. Ayağının altına gelirse ezersin onu. O yüzden diyoruz ki bu aslında ortalık anlamına gelir. Tam anlamıyla somut olarak bir yer bildirmez. O yüzden bitişik yazıyoruz bunu. Yine akşam üzeri. Net bir ifadesi var mı? Ne zaman mesela akşam üzeri? Üç bir akşam üzeri midir? Öğretmenim yerine göre değişir. Kışsa akşam üzeri olabilir diyorsun değil mi? İşte tam olarak net bir ifade olmadığı için biz bunu nasıl yazdık? Bitişik yazdık. Peki bunların ayrı yazılanları yok mu? Elbette ki var. Birleşik sözcüklerin. Sözcük tek bir şeyi ifade eder ama bunun bitişik yazılması için bir sebebi yoktur. Bu yüzden ayrı yazarız. Birleşim sırasında ses düşmesi veya ses türemesi olayının gerçekleşmediği sözcükler. Yardım etmek. Herhangi bir ses düşmesi, ses türemesi yok. O yüzden neden bitişik yazsın ki? Ayrı yazıyor. İşte kul olmak. Ne diyebiliriz? En çok yanlış yaptığınız park etmek. Fark etmek. Bunlarda herhangi bir ses düşmesi ya da ses türemesi yok. Bu yüzden de ayrı yazıyoruz zaten. Kelimelerinin her ikisi veya sadece ikincisi anlamını koruyan birleşik sözcükler. Nasıl olacak bu? Aslında şöyle düşünebilirsin. Artık böyle kendi ifade ettiği sözcüklerle bir anlamı yoksa, bunları benim kafamda çağrıştırmıyorsa, ben bu tarz birleşik sözcükleri bitişik yazabilirim. Ama yok ifade ettiği anlamdan sadece bir tanesi, belki de iki tanesi kafamda gerçek anlamıyla ilgili bir ilişki kurabiliyorsa, o zaman ayrı yazabilirim diyebilirsin genel itibariyle. Çam fıstığı bir bitki. Aslında dolmalık fıstık dediğimiz şey de bu. Gerçekten çam kozalağının o içindeki minicik minicik meyvelerin ismidir çam fıstığı. O yüzden ayrı yazıyorsun. Başka ne diyebiliriz? Çok fazla bitişik yazılanlardan bir tane örnek vereyim. Köpek balığı mesela. Ama örneğin köpek değil o. Evet ama balık. Ağız yapısı itibariyle bir benzerlik ilgisi kurulabiliyor değil mi? O yüzden de bunları nasıl yazıyorum? Ayrı. İşte ne olur? Hava yolu. Yol gerçekten nereden geçiyor? Havadan geçiyor. Ayrı yazacaksın. Bitişik yazmak için de herhangi bir sebep yok. Bilim ve bilgi sözcükleriyle kurulanlar. Türkçe dil bilgisi yazarken hep bitişik yazıyorsunuz. Maalesef ki en fazla gördüklerimizden bir tanesi ama gerçekten dilin bilgisidir bu. Bilgi sözcüğü de burada ayrı yazılacak. Ses bilgisi, bilimle ilgili de yazalım mesela. Ruh bilimi. Bunlar hep ayrı yazılır çünkü bilimdir ve ruhla ilgilidir. Gerçekten bu yüzden ayrı yazıyoruz. Gök cisimlerinin isimleri. Kuyruklu yıldız bir gök cismi. Çoban yıldızı bir gök cismi. Göktaşı da bir gök cismi. Bunları da nasıl yazdık? Ayrı yazdık. Zamanla ilgili olan birleşik sözcükler. Bunları da nedense bitişik yazıyorsunuz. Hiç bitişik yazmak için bir sebep yok. Haftanın sonu, hafta sonu ayrı yazacaksın tabii ki. Ne yazalım? Gece yarısı. Ayrı yazılır. Gün ortası. Ayrı yazılır. Öğleden sonra ayrı yazılır. O yüzden bunları birleştirmek için bir sebebimiz olmadığından ayrı ayrı yazıyoruz. Çünkü birbirinden farklı sözcükler. Alt, üst, ana, ön, art, arka, yan, karşı, sıra, iç, dış, orta, büyük, küçük, sağ, sol, peşin, bir, iki, tek, çok, çift sözcükleriyle oluşan birleşik sözcükler nasıl yazılacakmış? Ayrı yazılacakmış. Mesela ana yol ayrı yazılır. Başka art, arda. Nedense bitişik yazıyorsunuz ama ayrı yazılır. Ardı sıra mesela ayrı yazılır. Başka ne diyelim? Sol kanat oyuncusu mesela ayrı yazılır. Gelenekleşmiş olarak ayrı yazılan belgesizlik bildiren sözcükler pek çok. Her şey ayrı yazılır biliyoruz. Her türlü şey. Bir takım sözcüğü var mesela. Bir tane takım anlamında olduğunda yani sayılabilen bir şey olduğunda ayrı yazılır mesela. Bu da var. Herhangi sözcüğünü bitiştirmiştik. Biz buna bir sözcüğünü getirirsek eğer bunu da ayrı yazacağız. Geldik yazımı karıştırılan sözcüklere. Şimdi biz burada bu sözcüklerin yanlışlarını verdik. Hep birlikte doğrularını karşılarına yazacağız. Antrenman sözcüğü kolay oluyor. Sanki oradan bir tane harfi atınca işimize geliyormuş gibi oluyor. Niyeyse böyle yazıyoruz. Nasıl yazmamız lazım? Antrenman. Nasıl aklımda tutacağım diye düşünüyorsan antrenman yaptıran kişiye ne denir? Antrenör. Antrenörde N harfi yok mu? Var. Niye antrenman yazarken oradaki N'yi atalım ki? Atmayalım tabii ki. Dursun. Döküman değil. Doküman.
olacak bu. Burada ö yok yani. Söylerken döküman diye belki ağzından çıkabiliyor ama esasında orijinalinde burada ne var? O harfi var. Herkes, herkes sözcüğünü yanlış yazıyor. Biz doğrusunu yazacağız ve herkesi uyaracağız. Palyanço diye bir şey yok tabii ki. Çocukları böyle birazcık sevimli görünmek için söyleyenler var ama siz onlara inanmayın. Buradaki n'de fazlalık. Birinde n'yi koymuyorsunuz, birinde n'yi fazladan koyuyorsunuz. Palyaço. Aferin değil, aferin olacak. Senin n'sinden aklınıza gelsin. Aferin sana diyoruz ya genellikle. Sonu n ile bitecek. Bazı, bazı insanlar yanlış yapıyorlar. Olmaz. Sanki birini boğazlar gibi. Bazı olacak. Kibar olalım. Paragraf demiyoruz. Zor olanı kullanmıyoruz arkadaşlar. Paragraf diyoruz. Yumuşak g ile değil. Gayet g harfiyle. Yalnız değil. Yalnız mantık ne peki? Yalın sözcüğü tek sade demektir değil mi? Yalnız da tek başına olan demektir. O yüzden oradan geldiğini aklında tutarsan yanlış yapmamış olursun. Yalnız yazarsan yanlış olur. Şu N harflerinden aklına gelsin. Yalnız yazarsan doğru olur. Pantalon değil, pantolon olacak. Müsait bir yerde ineceğim. Çok kibarlaşıyorsun. Böyle ağzımızı eğerek konuşuyorsak eğer orada bir hata var demektir. Müsait olacak. Katalog değil. Zorlaştırmıyoruz. Kolaylaştırıyoruz her zaman. Katalog. Ünvan diyoruz. Söyleyişte kolay gibi gözüküyor ama aslında unvandır. Ünlü uyumuna göre doğru yazılışı unvandır zaten. Öğe değil. Öge. Mahcup olmayız, mahcup oluruz. Neden biliyor musun? Hicap duydum derler. Mesela büyükleriniz varsa eğer anneanne, babaanne gibi hicap duydum derler bazen utanmak anlamında. İşte mahcup da oradan geliyor. Ç ile değil C ile yazarız. Rastgele olması gerekirken rastgele yazıyorsunuz. O yüzden rastın bir anlamı var. Rast tesadüf etmek demek. O yüzden rastgele de tesadüfle demektir. O yüzden T harfini unutmuyorsun. Kampanya olmaz. N ile P yan yana gelince M ne oluyor? M oluyor N. Psikoloji değil. Psikoloji. Tehdit değil. Hiddetten gelir tehdit. O yüzden D harfiyle olduğu aklında kalsın diyoruz. Bunları bilirsen eğer pek çok şeyin aslında nasıl yazılabileceğini de aklında tutabilirsin diye düşünüyoruz. Bunlar en fazla karşınıza çıkanlar olduğu için biz bunları buraya koymayı uygun gördük. Ama hatalı olarak gördüğün bir şey varsa yazdıkların ya da söylenenler arasında sen de TDK yazım kılavuzundan bunları inceleyebilirsin. Yazılı anlatımlarda ses olaylarıyla ilgili bir takım kurallara uyulmaması yazım yanlışına sebep olur. Şimdi ses olayları vardı. Benzeşmeler, türemeler, düşmeler, daralmalar. Eğer bunlara uyulmuyorsa yapılması gerekirken yapılmaması ya da gereksiz yere yapılmaması yazım yanlışına sebebiyet veriyor. Hem gözümüzü hem kulağımızı tırmalıyor aslında. Dedemin topladığı elmalardan biz de yemiştik. Şimdi söylerken bile zor. Burada bir ne var? Sert ünsüz var. Bunun nasıl olması gerekir? Yemiştik olması gerekirdi. Yani neye uymamış burada? Ünsüz benzeşmesi kuralına uymadığı için yazım yanlış olmuş. Zeynep'in toplantısına dayım gidecek. Şimdi bu sözcük ne? Zeynep özel bir isim. Kendisinden sonra gelen ekle birlikte asla yumuşamaz. Niye yumuşasın ki? Gereksiz yere ünsüz yumuşaması yapmasına gerek yok. Buradaki yanlışlık da ünsüz yumuşaması yapılmasından kaynaklanmış mesela gereksiz yere. Akılımı kullanıp en kestirme yolu seçtim. Şimdi biz bunu akılımı demiyoruz. Aklımı diyoruz aslında. Burada da ünlü düşmesi kuralına uymamış. Çünkü biz biliyoruz ki bazen orta hece ünlüleri düşer. Sözcükten sonra gelen bir eğer ki ünlüyle başlayan ek varsa orta hece ünlülerini düşürmek gerekiyor. Burada akıl sözcüğünde de aynı işlem olduğu için düşme olayı gerçekleşmemiş ve yazım yanlışı oluyor. Beni beklemeyin deyip içeri girdi. Şimdi burada da gereksiz yere bir daralma yapılmış. Aslında deyip demesi lazımdı. E'yi daraltıp i'ye çevirmiş. Gereksiz yere yaptığı için ünlü daralması kuralına uyulmamış diyoruz. Ve yanlış diyoruz. Seni affederim ama bir şartım var. Şimdi böyle yazacaksam zaten bunu ayrı yazsaydım daha mantıklıydı. Farklı farklı iki tane sözcük oluyor. Burada ne olması lazımdı? Az önce de gördük. Affederim
demesi lazımdı. Yani burada da ünsüz türemesi olayını gerçekleştirmediği için yazım yanlışı var diyoruz. Bir tane de LGS sorusu çözelim. Hiç çözmedik. Biliyorsunuz yazım kuralları her sınavda mutlaka karşımıza çıkan bir konu ve gayet önemli. Buradaki de o kadar basit ki hemen çat diye çözeceksin. 2020'de çıktı bu soru. Bu parçadaki numara almış cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır diye soruyor. Çayın hikayesi yaklaşık 5000 yıl evvel Çin'de başladı. Hemen en başta zaten yakayı ele verdi. Neden? Biz biliyoruz ki sayılarda eğer birden fazla sözcük varsa her sözcük ayrı yazılmalıydı. Yani cevap A seçeneği. Diğerlerinde de bazı özellikleri söyleyelim hemen. Efsaneye göre İmparator Shennun bir öğle istirahatindeyken hizmetkarları içmesi için ona bir kapta su kaynatıyorlardı. Burada bakman gereken büyük harfler. İmparator bir unvan olduğu için, Shennun zaten isim soy isim olduğu için büyük harfle yazılması gayet doğal. Yani bir yazım yanlışı yok. Şurada da D eki var. Ne olmuş? Zaten cümleden çıkarıldığında anlam bozulur. Ek halinde olduğu için bitişik yazılması gerekiyordu. Doğru. Bu sırada tatlı bir rüzgar sıcak suya birkaç çay yaprağı düşürdü. Şuradaki D de ek olduğu için bitişik yazılmalıydı. Birkaç sözcüğü de gelenekleşmiş olduğu için bitişik yazılmalıydı. Doğru yazmış. İmparator bu suyu içince öyle beğendi ki çay bir içecek olarak keşfedilmiş oldu. Ki de burada hemen bak bakalım yanındaki sözcüğe yer zaman aitlik anlamı taşıyor mu? Taşımıyor. O zaman nasıl yazması lazım zaten? Ayrı yazmalıydı. Doğru yazmış diyorsun. Cevabı da bulmuş oluyorsun. Gördüğümüz gibi yazım kuralları pek çok aşamadan oluşuyor. Pek çok istisnası var, pek çok bilgisi var, kurallar çok fazla. Ama dilimizi doğru ve düzenli kullanmamız için özen göstermemiz gerekiyor. Bunların kolaylıklarını da anlatmış olduk sizlere. Hepinize kolaylıklar diliyoruz, başarılar diliyoruz. Dilimizi düzgün kullanıyoruz. Hoşçakalın.